K12 bilişim hizmetleri muhasebe otomasyon sistemi tanıtım videosuna hoş geldiniz. Öncelikle muhasebe otomasyon sistemi nedir, nasıl çalışır bundan bahsedelim. Muhasebe otomasyon sistemi, kısaca MOS. MOS, KBS çalışma şekline benzer bir çalışma şekliyle Microsoft ASP.NET C# yazılım diliyle geliştirilmiş, kullanıcıların bilgisayarlarına herhangi bir program kurmaya ihtiyaç duymadan tamamen internet üzerinden çalışan, bu çalışma mantığı ile zamandan ve yerden bağımsız çalışmaya imkan sağlayan web tabanlı bir muhasebe otomasyon sistemidir. Burada tırnak açarsak, kurumlar ister ev, ister iş bilgisayarlarında, ister mesai saatlerinde, ister tatil zamanlarında internete bağlı bir bilgisayar ile sisteme giriş yaparak işlemlerini yapabilirler. MOS, modül çalışma mantığı ile kullanıcıların çok daha rahat ve basit bir şekilde sistemi kullanmalarına imkan sağlar. Kullanıcı hangi modülü kullanacak ise o modülde giriş yaparak modüle ait ilgili menüleri görüntüler. Dolayısıyla diğer modüllerin menüleri görüntülenmediği için gereksiz menü kalabalığı ortadan kaldırılmış olur. Sistemle çalışmak kolaylaşır. MOS içerisinde 4 adet modül bulunmaktadır. Bunlar maaş modülü, burs modülü, eğitim ödeneği modülü, kantin modülü. Şimdi sırasıyla bu modülleri tanıyalım. Maaş modülü, sisteme tanımlı kurumlarda görev yapan 4B sözleşmeli, kısmi zamanlı, emekli ve usturacı öğretmenlerin maaş ve ücretlerini yasal mevzuatlar doğrultusunda hazırlayan bir bordro hesap modülüdür. Kurumlar, sistemin ilk kurulumunda kurumlarına görev yapan bu sigortalı öğretmenleri sistemi bir kez tanımlarlar. Daha sonraki aylarda sadece göreve başlayan öğretmenlerin tanımlamasını yaparlar. Sistem yöneticisi, muhasebe şefi veya veri kontrol ve hazırlama memuru her ayın birinde yeni dönemi açar. Kurumlar da öğretmenlerin puantajlarını sisteme girerek bordrolarını oluştururlar ve onaylarını verirler. Burada kolaylık ise kurumlar sistemden alacakları ödeme emir veya bordroları bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göndermezler. Sadece e-bildirge sisteminden alacakları takip fişi ve hizmet belgelerini yine sistem üzerinden gönderimini yaparlar. Burada istisnai olarak bazı Milli Eğitim Müdürlükleri kurumlardan sadece bordro, sadece puantaj ve hatta bordro ve puantajların imzalı örneklerini isterler. Tüm kurumlar bordrolarına onay verdikten sonra sistem yöneticisi kurum türüne ve öğretmen türüne bağlı olarak toplu ödeme emri, bordro ve banka listelerinin raporlarını sisteme alır. MOS sayesinde Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Mal Müdürü'nün ödeme emri imza sayıları %90 oranında azalmakta, gereksiz kağıt israfı önlenmektedir. Tüm kurumlarda çalışan öğretmenler aynı anda aynı hesaplama yöntemiyle doğru bir maaş ödemesi almaktadır. Üstelik maaş modülü ile kısmi zamanlı emekli öğretmenlerinizi tek bir bankaya toplayarak promosyon anlaşması yapabilir. Daha geniş bilgi videoları ve maaş modülünün çalışma şekli için lütfen k12bilici.net adresinden MOS maaş modülüne tıklayınız. Burs modülü ile sisteme tanımlı okullar burs alan öğrencilerini sisteme ekleyerek yöneticinin dönem açmasından sonra öğrenci bordrolarına onay vererek sistem yöneticisinin kurum türüne bağlı olarak toplu burs bordroları almasını sağlar. Dolayısıyla kurumlar bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ödeme emri ve hatta bordro göndermezler. Bu sayede Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Mal Müdürü'nün ödeme emri imza sayıları %90 oranında azalmakta, gereksiz kağıt israfı önlenmektedir. Daha geniş bilgi videoları ve burs modülünün çalışma şekli için lütfen k12bilici.net adresinden MOS burs modülüne tıklayınız. Eğitim ödeneği modülü ile sisteme tanımlı kurumlarda kadrolu öğretmenler de sisteme eklemesi yapılır ve öğretmenlerin eğitim ve öğretim yılı başında almış oldukları eğitim ve hazırlık ödeneğinin toplu olarak ödemesi yine eğitim ödeneği modülden yapılması sağlanır. Ayrıca ara dönemlerde eğitim ödeneği modülü ile göreve başlayan öğretmenlere de yine toplu olarak ödeme emri belgeleri hazırlanır. Bu sayede Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü ve Mal Müdürü'nün imza sayıları azalmakta,
gereksiz kağıt israfı önlenmektedir. Daha geniş bilgi videoları ve eğitim ödeneği modülünün çalışma şekli için lütfen k12bilişim.net adresinden MOS eğitim ödeneği modülüne tıklayınız. Kantin modülü, okulların kantin paylarının dekontlarını sistem üzerinden yöneticiye göndermelerini sağlayan, yöneticinin bu sayede kantin paylarının takibini kolaylaştıran, il ve ilçe paylarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlayan bir çalışma modülüdür. Daha geniş bilgi videoları ve kantin modülünün çalışma şekli için lütfen k12bilişim.net adresinden MOS kantin modülüne tıklayın. MOS hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.